Yunus abi, Beşiktaş'ın Dinliyorum. başında Abdullah Hoca. Nazar boncuğu mu taktın Abdullah Hoca'ya? Yok yok, Slaven Hoca'ya takmıştım da. Abdullah Hoca Beşiktaş'ın başında Kadıköy deplasmanına gidecek. Beşiktaş hafta içerisinde daha işte önceki maç bitti. Abdullah Hoca'yı aradım, işte maçla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Hakemi sordum, hani hakem kim olmalı, kim olursa problem yaşanmaz. Dedi ki ya ben Gene dedi, olay kovalıyor. evet. Hoca dedi ki Abdullah Hoca, hakemle ilgili hiç problemim yok dedi. Ben dedi kaybettiğimde de kazandığımda da hakeme hiçbir zaman sığınacak bir teknik direktör değilim. Başarımda da başarısızlığımda da hakemle ilgili benle hiçbir zaman bir şey duyamazsın Sercan dedi. Aynısını yine söyledi. Aynısını işte o yüzden söylüyorum. İki nokta üst üste, yani o zaman hatırlatarak söylüyorum. Hoca hiçbir zaman, Yunus abi şimdi bütün basın toplantılarda orada, bu yıl Trabzonspor'la başarısız da olabilirdi hoca. Beşiktaş'ta sıkıntı yaşadığı dönemde de ben hocanın ağzından hiçbir zaman hakemle ilgili hakem yüzünden kaybettik, ben hakem yüzünden işte bu kadar problem yaşadım lafını duymadık. Hocanın ne kadar hep planlı gittiğini, futbol içerisinde, futbol sahanın içerisinde kaldığının da göstergesi bu. Normalde hep hocalar der ya, Yunus abi çok pardon, sürenden çaldım, 3 saniye kadar anlatacak. Hoca her zaman saha içerisinde kalıyor ve başarısızlığını da başarısını da saha içerisinde bırakıyor. Doğru mu abi? Kesinlikle doğru. Yani bugüne kadar o kadar fazla sıkıntılar yaşadı ki Edgar'ı kaybetti, Cervinho'yu kaybetti, son olarak Vitor Hugo'yu kaybetti. Mareka Mşik'ten yaklaşık 1,5-2 aydır faydalanamıyor. Dorukhan Tökez onun için çok değerli bir oyuncuydu. Ondan faydalanamadı. Afrika Kupası'na giden oyuncuları oldu ama bir kez bile onun ağzından kadroyla ilgili şurada sıkıntı yaşıyoruz, şöyle bir sorunumuz var şeklinde mazeret oluşturabilecek hiçbir açıklamanın içerisine girmedi şu ana kadar. Sadece son karşılaşmanın ardından Marek Hamşik'i bu maçta biraz aradık ifadesini kullandı. Aslında orada da Marek Hamşik'in sahadaki oyuncu kabiliyetinden ziyade bence tecrübesini, donanımını aradı. Kesinlikle. Çünkü Fenerbahçe maçta 1-0 geriye düştü. 10 kişi kaldı. Trabzonspor orada bir boşluğa düştü. Avantajlıyız. Zaten lideriz. Sağ İşin içi lideri bundan aradı sonraki Yunus kısmı abi. bizim için kolay olur diye düşünürken o gol atamadığı süre içerisinde Fenerbahçe'nin sürekli bir direnci arttı. Sürekli bir oyuna girme hevesi arttı ve dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıktı. İşte orada saha içerisinde Marek Hamşik'in tecrübesine, itici gücüne ihtiyaç duyuyordu. Ama onun dışında söylediklerin kesinlikle doğru Sercan. Yani buraya adım attığı andan itibaren gerçekten belli mazeretlerin arkasına hiçbir şekilde sığınmayan, bu coğrafyanın, bu bölgenin insanının nelerden hoşlandığını çok iyi bilen, onlara bazen taktığı kasketle, bazen maç sonu yaptığı açıklamayla, bazen şehirde gezerek gittiği lokantalarda hep bir şekilde bir dokunuş yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu çok değerli ama bu sadece hani Abdullah Hoca'nın bir başarısı olarak da görülmeyecek tabii ki. Çünkü Başkan Ahmet Ağoğlu'ndan As Başkan Ertuğrul Doğan, tüm yöneticiler, Çimcisi'ne kadar bu uzun soluklu bir proje, uzun soluklu bir heyecanın artık son düzlüğüne geldi Trabzonspor. Bundan sonra da hiçbir şekilde hata yapmak istemiyor. Farkındaysanız birçok kez Trabzonspor'un açıklama yapması gerektirilecek durumlar da ortaya çıktı. Ama hiçbir şekilde bu mücadeleye en ufak şekilde zarar vermemek adına hiçbir şekilde Trabzonspor kulübünden herhangi bir açıklama yapılmadı. Hep odak şampiyonluk planları. Hatta biz bazen Sayın Başkan'a, As Başkan'a sorular soruyoruz bu konuda. Matematiksel olarak garantilenmeden hiçbir şekilde açıklama yapmayacağız hiçbir konuda diyorlar. Çünkü artık oyuncuları takip etmeye başlayan takımlar oldu. Trabzonspor'un bir sonraki sezonun planlaması var, sponsorluk görüşmeleri var, hatta şampiyonluk primi var. Biz muhabirler için bu klasik haberdir biliyorsunuz. Şampiyonluk primi belirlendi. Artık o noktaya ne zaman geçecek Trabzonspor, onu da takip ediyoruz. Burada vallahi her şey yolunda. Hatta bugün daha da güzel bir gelişme yaşandı. Biraz önce Trabzonspor'un antrenmanı sona erdi. Yaklaşık 1,5 ay sonra Marek Hamşik saha çalışmasına katıldı. Kendisini denedi ve Göztepe maçı öncesi yavaş yavaş formunu artıracak ve artık onun da geri dönüşüyle birlikte hoca ideal kadrosuna da dönecek gibi gözüküyor. Yunus Emre Sel, şimdi Abdullah Avcı döneminde şu ana kadar Trabzonspor ligde 2,2 puan ortalaması yakaladı ve açık ara şampiyonluğa emin adımlarla beraber ilerliyor. Şimdi editörümüz Serkan da çok güzel bir bilgiyi aktardı. Ben onu sana soracağım. Göztepe 61. karşılaşması Trabzonspor'un Abdullah Avcı dönemindeki 61. maçı olacak Süper Lig'de. Şimdi maç da içeride oynanıyor Göztepe ile. Buna istinaden bir hazırlık görür müyüz tribünlerde?
Senin bir bilgin var mı bu konuyla alakalı, neler söylersin? Güzel bir eşleşme oluyor çünkü. 61 bizim için çok değerli. Şu anda bankamatiklere gittiğinizde tuşlara baksanız silinen 2 numara vardır. 6-1. Bütün. Çok çok gizli bilgiler veriyorsun. Kart şifrelerini söylediğin için sağ ol. Sabaha kadar banka önünde olacak şimdi insanlar. Abi. Ya bir şey söyleyeyim. Şu an Trabzon'a ilk gittiğimde bankaların şeyine bakacağım. Tüm kombinasyonları vereceksin orada. Ahmet yerde kart bulursa deniyor değil mi? 60-1. maillerimizin sonunda 61 vardır. Herkes telefon numarasını Yunus bir abi, şekilde... Yunus abi, senin şifrelerinden biri 61 ile bitiyor mu? Hepsinin sonunda 61 var. Var mı? Var dedim. Var, hepsinde var. Sağ ol. Mailine birazdan giriyorum, görürsün. Eyvallah, canın sağ olsun. Ya gerçekten 61 çok değerli Trabzon halkı için. Yani bunu zaten kısa sürede buraya gelen futbolcular da bir anda hissetmeye başlıyorlar. Çünkü bir plaka kodu değil. Aslında bir ilginç detay da 1461 yılında Trabzon fethedildi Osmanlı Devleti tarafından. Evet. Yani plakası 61 ama fetih tarihi de 61. Burası da ilginç bir denk geliş. Gerçek tesadüf mü? Bazıları tesadüflere inanmam diyor ama böyle de bir durum var. Tabii ki Abdullah Hoca'nın 61. maçı olması nedeniyle belli bir hazırlık yapılacak orada. Ama kulüp bu konuda çok da fazla açıklama yapmıyor. Burada sadece bir sıkıntı var. Hani Abdullah Hoca bir maç cezalıydı ya, o maç 61 sayılıyor mu sayılmıyor mu orası biraz düşündürüyor. Ama sonuç olarak takımın teknik direktörü olduğu için 61. maç Göztepe maçı o anlamda güzel. En ilginç detayı da bu 61 karşılaşmada sadece 4 kez kaybetti Abdullah Hoca. Evet. Bu sezon sadece bir kez. O ilk geldiği dönemde takıma alışana kadar olan süreçte diğer mağlubiyetleri aldı. Bu gerçekten çok ciddi bir başarı. 2.2 ortalama Trabzonspor adına çok çok değerli. Türkiye adına da... çok kolay yapılacak bir durum değil 2.2. Burada Serkan da şimdi hatırlattı. Kesinlikle. Editörümüz Yunus Emresel. Abdullah Avcı ilk geldiği dönem Trabzonspor 17. sıradan devralmış. Aynen. Yani 17. sıradan alıp, dipten alıp zirveye çıkardı. Hani başlıklara atarız ya, dipten zirveye bir başarı öyküsü diye. Gerçekten Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'la yaptığı da tamamen bu. Yani takıma aldığı noktayla taşıdığı nokta burası ama burada yönetimin hocaya olan güveni de çok önemli. Hiçbir kulüpte tüm transferler teknik adama bırakılmaz. Yani yıllardır bu işi yapıyoruz, siz de yapıyorsunuz ama Trabzonspor'da bütün transferler Abdullah Hoca'nın isteği talebi doğrultusunda yapıldı. Bu da ona aşırı bir özgüven ve takım içerisinde de çok ciddi bir otorite sağladı. Bu da başarının bence kilit noktalarından bir tanesi ama en önemli noktalarından bir tanesi, tekrar bunu söyleyeceğim. Trabzonspor ödemeler konusunda bir sorun yaşamıyor. Ne olursa olsun ödemeler konusunda sıkıntı çıktığında bu kişiler sonuç olarak profesyonel ve bir noktada maddiyat için bu işi yapıyorlar. O yüzden ödemeler takır takır işlediği için bu da saha performansına bende çok çok olumlu yansıyor. Edgar dedi az önce. Hı-hı. Sadece konu burada olduğu için. Beşiktaş'ın Edgar'la ilgili bir girişimi var. Sakatlık raporları iyice inceleniyor. Eğer sakatlıkla ilgili çok uzun sürecek bir durum, ligin başlangıcına sarkacak bir durum olmazsa Beşiktaş Edgar'la anlaşma zemini arayacak. Çok böyle astronomik fiyatları olmadığı için ve Beşiktaş'ta yetkili olan kişilerin beğendiği bir futbolcu olduğu için sakatlık raporları incelendikten sonra çok böyle sıkıntı yoksa Edgar'la Beşiktaş anlaşacak. Az önce Edgar dediği için söyleyeyim dedim. Yani Edgar'ın zaten bu son ayrılış sürecinden sonra geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı. Onunla ilgili de çok fazla tartışma var ama Trabzonspor Yönetim Kurulu bugüne kadar birçok oyuncuya yurt dışında ameliyat olması için izin verdiklerini, dolayısıyla böyle bir şeyin gündemde dahi olmaması gerektiğini dile getiriyor ama Sayın Başkan Ahmetoğlu'nun açıklaması olduğu için bunu söylüyorum. Sezon sonu geldiğinde biz de Edgar'la tekrar görüşeceğiz demişti. Ama şu an tabii serbest statüde yer alan bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'ta da çok rahat bir şekilde görüşebilir. O boyutunu bir şey diyemeyeceğim ama Trabzonspor'da sezon sonu için Sayın Başkan'ın ifadesiyle böyle bir harekete girişecek gibi gözüküyor. Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Ben teşekkür ederim.